ziyaretlerinde bulundu daha önce. Peki sizce bu intiharların perde arkasında ne yatıyor? Aslında bu intiharların perde arkasında şu yatıyor. Yani geçim derdi, ekonomi ve işsizlik yatıyor. Ama maalesef AKP iktidarı her ne hikmetse bunu görmek istemiyor. Yani bundan dolayı şimdi son bir yılda yani 10 Haziran 2020 tarihinden 27 Haziran 2021 yılına kadar Silvan'da 29 intihar girişimi oldu. Bu intihar girişiminden 17 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralı kurtuldu ve 4 kişi de intihar girişiminden vazgeçirildi. Tabii bunların arasında 10 kadın ve 19'u erkek olmak üzere 29 intihar girişimi. Ama son bir yılda yaşanan bu intiharlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Ne sosyologlar ne psikologlar tarafından ne aile sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından herhangi bir kurum tarafından STK'lar tarafından herhangi bir çalışma yapılmadı ve bu çalışmaların yapılmaması da Silvan çok küçük bir ilçe. Yani aslında gönlümüzde büyük bir ilçe ama küçük bir ilçe olduğundan dolayı da bir takım spekülasyonlara, bir takım dedikodulara yer veriliyor. Yani bununla ilgili bazıları ekonomi, bazıları yok aile içi şiddet, bazıları yok uyuşturucu, bazıları yok işte farklı farklı nedenler. Aslında ortada bir hasta var ama bu hastaya ilk önce teşhis koymamız gerekir. Bununla ilgili teşhis elimizde yoksa biz bu hastayı nasıl iyileştireceğiz? Yani bu sorunun üstesinden nasıl gelebileceğiz? Son bir yılda yaşanan bu intiharlarla ilgili herhangi bir çalışma yok. Ne sosyologlar, ne psikologlar, ne antropologlar, hiçbir kimse gelip burada bir çalışma yapıp en azından önümüze bir bilimsel bir veri ortaya koyan yok. Yani yüzde kaç ekonomi? Ama biz, ben bir gazeteci olarak bunun perde arkasını araştırdığımda, tabii bu bilimsel olmasa da, elimizde herhangi bir veri de olmasa, yine de ailelerin, tanıkların ya da komşuların anlattıklarına göre %80-90 oranında ekonomi. Tabii bunun uyuşturucu içiciliği var, bunun tefecilik ayağı var, bunun bahis oyunu var, bunun farklı farklı durumları da şüphesiz ki vardır ama önemli olan bir veri ortaya koymaktır. Evet. Düşünün son... buyurun, buyurun. Evet, herhangi bir verinin ortaya konmadığını söylediniz. Peki intiharların önlenmesi için akademiden, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden herhangi bir adım atılmasını bekliyor musunuz? Şüphesiz bekliyoruz. Yani şimdi Silvan gibi bir yerde ben yani STK'lardan, siyasi partilerden, oluşumlardan, gerekirse yetkililerden, herkesten mesela bu konuda bir adım atılmasını bekliyorum. Yani bir adım bir an önce atılması gerekir. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu 29 sayısı 50 olduğu zaman, Allah korusun 100 olduğu zaman mı adım atılacak? Yani bunun belirli bir kriteri, bir ölçüsü mü var? Yani sayısı mı var, rakamı mı var? Yani lütfen ben bütün sivil toplum örgütlerine, bütün STK'lara, herkese, bütün oluşumlara, bütün uzmanlara, bilim insanlarına, bütün yetkililere, yani insanın vicdan sahibiyim diyen bütün herkese ben burada çağrıda bulunuyorum. Gelin Silvan'da böyle yani intihar olayları var, bu intihar olaylarının üzerine gidin. Bunlarla ilgili araştırma yapılsın, bunlarla ilgili ailelere destek verilsin. Şimdi her intihar olayından sonra bir ailenin yaşadığı bir travma var. Bu travmanın bu travmayla ilgili en azından bir psikolojik destek verilmesi gerekir. Yani intiharların her arkasında herhangi bir psikolojik destek yok. Herhangi bir yani oluşum buraya gelmedi ama son olarak HDP milletvekili, Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ'ın bir soru önergesi ve araştırma komisyonu kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdiği şey vardı. Soru önergesi ve araştırma komisyonu ile ilgili verdiği önerge vardı. Tabii Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Gülizar Bicer Karaca'nın da aslında bu konuyla ilgili verdiği soru önergeleri vardı ama şu an mecliste bu soru önergelerine yanıt verildi mi, verilmedi mi biz bunu bilmiyoruz. Hatta yanıt verilmiyor zaten. AKP iktidarında şöyle bir gerçek de var. Kim ölüyorsa yani hiç bizim umurumuzda değil, bizi ilgilendirmez bir havası var yani. Biz bu havayı burada görüyoruz. Düşünün Silvan gibi bir yerde yani AKP'nin yaptığı açıklama yok, diyor ki ekonomi ekonomiden değil. Ben de şimdi şunu soruyorum, peki ekonomi değil, 29 insanın canı mı sıkıldı? Ne oldu da intihar etmek istedi yani? Yani Silvan'ın tarihine baktığınızda 12 bin yıl öncesine de gittiğinizde Silvan'da 29 intihar orayı yaşanmamış. Bugün Türkiye ortalamasına da vurduğunuzda ve dünya ortalamasına da baktığınızda böyle bir sayı kesinlikle yok. Silvan gibi bir yerde bu kadar intihar olayları yaşanırken
yaşanırken ve burada sessiz kalan yetkililer neden sessiz kalıyorsunuz? Neden bir çare üretmiyorsunuz? Neden toplumu bilgilendirmiyorsunuz? Neden anne babaları, neden eşleri bilgilendirmiyorsunuz? Şimdi dün CHP heyeti zaten Silvan'a geldi ki haberinizde de vardı. Az önce haberde de izledik. Yani ailelerin dramları vardı. Şimdi aileler şunu anlatıyor. İntihardan vazgeçen arkadaşlar ve intihar edenlerin aileleri, mesela yakınları konuştu. Şimdi eşler arasında geçim sıkıntısından dolayı, yani geçim evde, ailede geçim olmadığından dolayı aile içi şiddet başlıyor. Tamam, bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil ama şimdi yani eş çalışmadığı zaman eşi tarafından baskı kuruluyor. Niye çalışmıyorsun? Haklı olarak tabii ki. Ve bundan çalışmadığından dolayı, eve ekmek götürmediğinden dolayı, çocuğuna bir oyuncak alamadığından dolayı ya da bir çikolata alamadığından dolayı ve eşler arasında tartışma yaşanıyor, tartışma çıkıyor. Yani bu ekonomik de. Ben şunu söyleyeyim, ekonomik değilse neden Silvan da zengin bir aile çocuğu intihar etmiyor? Tabii intihar etsin demiyorum. Şüphesiz zengin aile çocuğu da intihar etmesin, fakir aile çocuğu da intihar etmesin. Ama neden zengin aile çocuğu intihar etmiyor? Neden hep fakirler, yoksullar intihar ediyor? Bu bizim kaderimiz değil yani. Biz bunu kader olarak kabul etmiyoruz. Evet. Yoksulluk bizim kaderimiz değil. Böl, parçala, yönet ve kendine muhtaç et bir politikası Silvan'da yürütülüyor. Evet. Silvan çok derinlikli, Silvan yani çok dilli, çok kültürlü bir ilçe. Yani Silvan'ın buradaki bir geçmişi var ve bu geçmişle birlikte Silvan üzerine uygulanan özel bir politika var. AKP iktidarının, hükümetin, devletin Silvan'la ilgili özel bir politikası var. Uyuşturucu içme yaşı düşünün, ona düşmüş. Uyuşturucu içme yaşı, gençlerin %60'ı, 70, 80'i hatta diyebilirim uyuşturucu bataklığında. Bazı insanlar tefecilik yapıyor, bahis oyunları oynanıyor. Burada yani nasıl söyleyeyim, ahlaki bir çöküntü yaşanıyor. Yani bundan dolayı zaten sistem de bunu istiyor. Ne diyor yani, gençler bunlarla uğraşsın. Ondan sonra uyuşturucuyla, farklı şeylerle, aman siyasete bulaşmasın. İntihar mı ediyor? Başka bir şey mi içiyor? Başka bir şeyler mi yapıyor? Yapsın. Ama sakın ha siyasete bulaşmasın. Kendini tanımasın, kendini bilmesin. Böyle bir politika izleniyor. Ben şunu söylüyorum. Mesela geçenlerde diğerlikten Sayın Profesör Doktor Aziz Yağan Hocam'la bir de Gülbin Hocam geldi. Sosyolog, sağ olsunlar, bununla ilgili araştırma yaptıklarını en azından biliyorum. Bu da çok kıymetli. Değer vermek gerekir aslında. Şimdi bizi de ziyaret ettiler. Yani Silvan'da bir gazeteci olarak bizi de ziyaret ettiler. Şimdi ziyaret ettiklerinde benim tuhafıma giden bir şey oldu. Dediler ki biz emniyet yetkililerine gittik, hastaneye gittik, intihar girişimleri, işte ölümle sonuçlanan, yaralanan vesaire, bunlarla ilgili veri istedik. Bizim elimizde veri yok dediler ya. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl devletin kurumlarında bir veri yok? Kaç insan hayatını kaybetti? Kaç insan intihar girişiminde bulundu? Nasıl emniyette, nasıl hastanede bununla ilgili bir kayıt yok? Neden bu kayıtlar paylaşılmıyor? Neden kapalı tutuluyor? Evet. Neden bununla ilgili bir şeyler yapılmıyor? Bu tamamıyla AKP iktidarının sorumluluğunda olan bir şeydir. Çünkü onlar, bu intiharların sebebi AKP iktidarıdır. Dün esnaf ziyaretleri yapıldığında da bütün esnaflar, Silvan halkı buna tepki veriyor. Diyor ki ekonomik krizin nedenleri, yani intiharların nedeni ekonomik krizdir. Evet. Başka bir sebep insanlar göremiyor yani. Evet Sayın Parlak, ekonomik temelli intiharları ailelerinin, intihar edenlerin ailelerinin psikolojilerinin de çok kötü olduğundan bahsettiniz. Peki bölgede bulunan bir gazeteci olarak ilçedeki genel hava ve insanların tepkisini siz nasıl gözlemliyorsunuz? Ben Silvan'daki insanların tepkisi, ben şu an Silvan'da bir ölüm sessizliği yaşanıyor. Şu an Silvan'ın çarşısına, sokaklarına çıktığınızda Silvan'da bir ölüm sessizliği var. Silvan'da bir çaresizlik var. Silvan'da bir ümitsizlik var. Ve Silvan'da bir karamsarlık var. Ve Silvan'a sahip çıkılmıyor. Ben İstanbul'dayım, Ankara'dayım, Batı'dayım, Amerika'dayım ya da Avrupa'dayım. Silvan'ı seviyorum. Silvan'ı düşünüyorum. Silvan benim gönlümdedir demekle bu iş olmuyor. Biz Kürt halkını seviyoruz. Kürtleri seviyoruz. Kürtler de bizim kardeşimizdir. Anayasada bir eşitlik bilmem hakkı var vesaire, ki zaten eşit değiliz yani, o ayrı bir şey. Sizi seviyoruz kardeşiz demekle değil. Madem kardeşiz, gelin kardeşlerimiz ölüyor. 17 insan yaşamını yitirdi.
29 intihar girişimi oldu. Şimdi bu geride kalan intihar girişiminde bulunan ve vazgeçirilen ve yaralı bir şekilde kurtulanlara gittiniz mi? Onları sordunuz mu? Onlara psikolojik destek verdiniz mi? Derdiniz nedir? Amacınız nedir? Niçin? Neden? Niçin intihar ettiniz? Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bu somut bir şey. En son 27 Haziran'da Silvan'da evli ve iki çocuk babası bir kardeşimiz, bir abimiz intihar etti. İsmini vermek doğru olmaz. En azından bu konularda biraz daha duyarlı olmak gerekir, dikkat etmemiz gerekir isim konusunda. Şimdi intihar etmeden birkaç saat önce Silvan Kaymakamlığı'nın Twitter hesabının altına, orada bir paylaşım vardı ki paylaşım şu an elimde, altına şunu yazmıştı: lütfen ailelerle ilgilenin. Ve bu paylaşımdan sonra, bu yorumdan sonra daha doğrusu, yaşamına son verdi. Ve bu şahıs, bu kişi, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bu kişi birkaç ay önce bakanlığa yazı yazdı ve onların tweetleri var halen. Ben iki çocuk babasıyım, geçinemiyorum. Açıktayım, kiramı ödeyemiyorum ve maddi durumum düşüktür. Borç batağına düştüm diye ya feryat ediyordu. Ama ne oldu? Bu feryada cevap veren olmadı. Ne oldu? Diyarbakır'da Aile Sosyal Politikalar Ön Müdürlüğü var. Şimdi benimle iletişime geçtiler. Ya işte biz intiharlarla ilgileniyoruz, tamam. Tamam, güzel, hoş. Sizin yani işte biz çalışma yaptık, çalışma yürütüyoruz. Şimdi ben gazeteciyim, Silvan'dayım yani. Hani her şeyden haberim var. En azından hani kamuoyu, halk bizi bu konuda bilgilendiriyor. Elinizde veri var mı? Raporunuzu gönderebilir misiniz? Bir aydır bekliyorum, bana rapor göndermediler. Şimdi halka şunu söylüyorlar, biliyor musun? AKP'liler, bir kısım Hüdapar'da ve MHP'liler Silvan'da bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Efendim yok ekonomik kriz değil. Yok işte efendim intihar haberleri olduğundan dolayı insanlar intihar ediyorlar. Yani bir anlamda sebep biz gazetecilermişiz gibi. Zaten biz Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin daha önce yaptığı açıklamalar var. İntihar haberlerinde nasıl yaklaşmamız gerekir, hangi dili kullanmamız gerekir, biz bu hassasiyeti gösteriyoruz. Burada bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi halkın içine çıkıp tamam, ondan sonra şöyle bir kağıt kalem ellerine tutuşturuyorlar, not alıyorlar. Biz çare bulacağız, Allah büyüktür, bilmem ne, kaderi öyleydi. İşte vefat edecekti, ölecekti. Kardeşim bu bizim kaderimiz değil. Biz bu kaderi reddediyoruz. Evet. Ne kaderi ya? Kaderi. Biz yoksulluktan, çaresizlikten, kimsesizlikten yani insanlar intihar ediyor, siz kader diyorsunuz buna. Neyin kaderi? Evet. Bizi bile böyle din şeyleri kullanarak bizi böyle şey yapamazsınız, kandıramazsınız. Gelin bu insanlara, bu halka, Silvan halkına, Silvan gençliğine sahip çıkın. Yani Silvan'da intihar eden gençlerin 16-17 yaş, 26 yaş aralığında. Şimdi 35-40 yaş aralığı da oldu. Bunlar da tabii evli olan. Geçenlerde bir annemiz yaşamını yitirdi ya. 7 çocuk annesi. 7 çocuk annesi intihar etti çaresizlikten. Evet, adam Sayın Parlak. Adam borcunu ödeyemiyor diye. Tabii. Buyurun. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, gazeteci Ferhat Parlak'la Silvan'da yaşanan intihar olaylarına dair konuştuk. Sıradaki haberimiz.